Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da bugüne kadar aşı olabilme imkanı olan davet gönderilenlerin sadece yüzde 53'ü iki doz aşısını oldu yüzde 62'si ise sadece tek doz aşı oldu Saygıdeğer izleyicilerimiz tablo bize şunu gösteriyor Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 50'si aşı olmak istemiyor Bu nedenle Aşılama merkezlerinin pek çoğunun kapatıldığı, aşılama merkezlerin bir kısmının ise günde sadece birkaç kişiye aşı yaptığı yönünde de bilgiler haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Ancak ülkenin aşıya yaklaşım politikasına baktığımızda devlet herkesin bir şekilde aşılanmasını istiyor. 2 doz, şimdi 3 doz, 4 doz vesaire gibi Pek çok tartışma var. Devletin genel politikası herkesin aşı olması. Şimdi bununla ilgili olarak da şu anda bu aşılama oranını nasıl yüzde %98'lere yüzde 98 lere çıkartırız diye çok ciddi bir tartışma durumu söz konusu. Federal mecliste bu konu gündeme getiriliyor. Hatta koronavirüsten kurtulmanın en kolay ve ucuz yolu olarak ise aşı olanlara 1000 euro Bonus yani bir hediye çeki verilmesi durumu da şu anda Berlin'de Federal Meclis'te tartışılan konular arasında. Bakalım detaylar neler? Ülke nüfusunun 4 katı aşısı olan Almanya'da insanlar aşı yaptırmıyor. Almanya şimdi aşı olana 1000 euro hediye vermenin, hediye çeki vermenin telaşında. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef ve maalesef şöyle bir tablo var. Bir diğer önemli noktada hani bunu baktığımızda insanların pek çoğu bu rakamlara göre güvenmiyor. Güven sorunu var. Yani biz şu aşılar şöyle böyle demiyoruz. Bilim insanı değiliz biz. Yani doktor değiliz, hekim değiliz. Bu doktorların yapmış olduğu açıklamalar ve sizlerin vereceği kararla ilgili bir şey. Yine bazı izleyicilerimiz soruyor diyor ki olalım mı olmayalım mı? Arkadaşlar bunun kararını ben veremem. Ben kendimle ilgili karar verebilirim sadece. Bunun kararını kişinin kendisi vermesi gerekir. Zaten yayıncılık etiği açısından benim böyle bir şey söylemem de kesinlikle doğru değil. Ben gazeteciyim. Doktor değilim ya da bu aşıyı bulan kişi değilim. Sıradan bir insanım ben. Hal böyle olunca bu sorularınıza cevap verebilmem gibi bir durum söz konusu değil. Almanya'da 119 milyon Biontech, 78 milyon Moderna, 56.3 milyon AstraZeneca ve 36.7 milyon Johnson Johnson aşısı bulunuyor. Şu anda ülkede nüfusun 4 katı kadar aşı var. Bu sayı daha da artacak ve yeni aşılarla ileride 1 milyar doza kadar çıkabilecek. Şimdi bakın bunun anlamı şu aslında. 1 milyar doz bedava değil bu aşılar. Baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Herkesi en az 4 doz aşı yapmak istiyorlar. Anlaşılan bu rakamlar bu çünkü. 1 milyar doz aşı arkadaşlar. Korkunç bir rakam, korkunç bir maliyet. Bunun taşınması, saklanması, vurdurulması hepsi para bunların arkadaşlar. Yani 1 milyar dozu hiç kimse havadan atmıyor. Bu kadar aşıyı birileri bedava da vermiyor. Hal böyle olunca devletler kasalarından ciddi miktarda bir parayı buraya ayırıyorlar ve diyorlar ki bizim bu işten kurtulmamızın tek bir yolu var insanların aşı olması. Ama değerli izleyicilerimiz, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'si aşı oldu davet gönderilenlerin geri kalan kısmı olmadı. Neden olmadığının araştırılması gerekiyor. Buna bakılması gerekiyor. Şimdi aşı olmayanlara değerli izleyicilerimiz bin euro para verilmesi masaya yatırılmış durumda. Rakamlar yani bu aşılanma oranları bu noktada kalırsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama ben bekliyorum. Şunu söyleyebilirsiniz. Yaklaşık 40 milyon kişiye biner euro verilir mi diyebilirsiniz arkadaşlar. Hükümetin politikası bu. Bu işten kurtuluş olarak bunu görüyorsa bunu verirler. Ha yok biz bu işi açma, kapama, kısıtlamalar vesaire bunları devam ettirelim diyorsalar vermezler. 1000 euroyu alıp takla atarak, uçarak aşılama merkezine gidecek milyonlarca insan var. Önemli olan para diyenler çok. Bunu kabul edelim. Hiç alınmaca yok. Doğruya doğru. Şimdi bu aşılama oranlarını arttırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir uygulama yapıldı. 500'er dolar para verildi. Bununla ilgili olarak da eğer biner euro para verilirse Almanya'daki aşılama oranının yüzde doksan'a çıkacağı öngörülüyor. Bununla ilgili üniversiteden bir açıklama var. Bir üniversite e, bununla ilgili çalışma yapmış, insanların psikolojik tavırlarını merak etmiş ve insanlara sormuş demiş ki, 1000 euro alırsan aşı olur musun? Evet, yüzde doksanı aşı olabilirim ya da aşı olmayı tekrar gözden geçirebilirim düşünebilirim demiş. Yine Almanya'da Duisburg şehrinde bir aşılama ekibinin hamburger ve cipsli etkinliği yararlı oldu. Yüzlerce kişi bedava yiyecek almak için o gün aşı kuyruğuna girdi. Bu durum farklı projeleri de gündeme getirdi. Düşük aşılama rakamları sonbaharda birçok kişinin birçok haktan yararlanamaması demek. Yani yeni kısıtlamalar gelecek diyecekler ki aşı olmayanlara şunu yapamazsın şuraya gidemezsin şunu yapmak zorundasın yoksa senin işine son veririz gibi haberler gelmeye başlayacak bunlarla beraber yani aşı olmayanları sıkıştırıp üzerine bir de para verdiğin zaman ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde aşılanması bekleniyor değerli izleyicilerimiz şimdi yine sucuk ızgara etkisini gösterdi ve sadece bir merkezde o gün beklenen iki katı aşı yapıldı. Nürnberg'de aşı olana kahve ve pasta sözü ya da yerine 2 Euro'luk hediye çeki verildi. Bu da aşılamayı arttırdı. Almanya şimdi yeni kampanyalar düşünüyor deniliyor haberde. Şimdi bakın. 2 Euro hediye çeki veriyorlar, aşılanma sayısı artıyorsa 1000 Euro hediye çeki verilirse sanıyorum takla atarak, uçarak gidenlerin sayısı artacaktır. 1000 Euro iyi para. Dünyanın her yerinde iyi para. Hal böyle olunca hükümet vatandaşlarının aşılama oranını arttırmak için bu yola girebilir mi? girebilir. Çünkü şu anda bakın değerli izleyicilerimiz, bana soracak olursanız insanların güvenmediği açık bir şekilde ortada. Aşılar çıkmadan önce ne diyorlardı? Bu işin çözümü diyorlardı. %90 koruyuculuk özelliği var diyorlardı vesaire diyorlardı. Aşılar piyasaya çıktıktan sonra görüyoruz ki bu açıklamalar yok. İnsanlar yapılan açıklamalarla tatmin olmuyorlar. Güvenmiyorlar. Çünkü daha önce aşı sıkıntısı vardı. Şu anda açıklanan rakamlara göre Almanya nüfusunun 4 katı oranında aşı mevcut. Buna rağmen yani aşının olmasına rağmen aşı merkezleri kapatılıyor. Kapasitelerinin çok çok altında çalışıyor. Çünkü insanlar gidip aşı olmuyorlar. 1000 euro verildiğinde bana soracak olursanız Almanya 3-4 ay gibi kısa bir sürede nüfusunun evet %90'ını aşılar. Görünen tablo bu değerli izleyicilerimiz. Çünkü paradan başka şu anda bana soracak olursanız bu %53 olan aşılama oranını arttırmayacak hiçbir güç yok. İnsanlar olmuyorlar. Aşı var, aşılama merkezleri var, bedava ama gitmiyorlar para bir tetik görevi, bir doping görevi görecektir diye ben de düşünüyorum değerli izleyicilerimiz. He. Parayı alırsın, almazsın, gidersin, gitmezsin, olursun, olmasın Bu yine bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizin vereceği karar. Benim değil. 1000 euro özellikle dar gelirli, alt kesim gelir olarak alt kesimde bulunanlar için büyük para. Eminim ki bugüne kadar gitmekte imtina edenler, aşı olmayanların çok büyük bir kısmı eğer 1000 euroyu alır cebine koyarsa uçarak bu aşılama merkezinin kapısını çalacaktır. Selamun aleyküm ben geldim. Ben zaten aşı olacaktım ama işte kısmet olmadı deyip 1000 euroyu cebe koyup ondan sonra sabaha kadar bana aşı vur diye diyenler olacaktır. Şimdi zaten biliyorsunuz 3. doz 4 5 6 7 8 9 10 konuşuluyor. Hadi bakalım diyecekler. Bana aşıyı vur diyenlerin sayısı artacaktır.